baktığımızda pirinçli mantığı, kuru yufkadan yapılan tatlı börek Türkiye'nin hiçbir yerini görmedim. İncir dondurması, baklava her tarafta var ama bizim baklavamız beyaz baklava. Özelliği var beyaz baklavanın. Bu kabak böreğe, kabak vurması dediğimiz yine bizim bölgemize has. Bir de ağda tatlısı yine bizim bölgemize has. Coğrafi şartlama demek bizim artık patentimiz. Bartın'ın malı demektir. Satış yaparken de bunun bir sunumu var. Bunun bir tarifi var. O tarife uyarak herkesin satış yapması gerekiyor, ticari satış yapması gerekiyor. Bu onu gerektiriyor, coğrafi işaretleme. Böyle bir anlayış. 3 yıl sürdü sadece bunları almamız saygıdır arkadaşlar. 3 yılımızı aldı. Nasip olursa 6-7 tane daha başvuru yapacağız. Bunlardan biri pum pum çorbası. Bartın tarhanası, ıspıt yemeği, maydanoz dolması, halıçka, özellikle şimdi gençlerin pek fazla bilmediği katı yoğurtlu kulaklı makarna. Yani katı makarna diyebiliriz, kulaklı makarna değil, üçgen olduğu için biz bunu deriz. Her şey bu evlerimizde hala yapılan bir şekilde. Yine Bartın gözlemesi, fersiyen var bizim Bartın gözlemesinde biliyorsunuz. O özelliği var, o kokuyu verir. Türkiye'nin başka bir yerinde fersiyen kullanılmaz. Bir de şapşap köfte dediğimiz, ilk etapta bunları almaya çalışacak. Bunun hepsi Bartın hası olacak. Zaman zaman bize soruyorlar, efendim Bartın'ın neyi meşhur, bunlar meşhur, nerede buluruz? Bir yerde bulamıyorsunuz. Bu da olmuyor. İşte bunu bir oturtturalım arzu eyledik. İnşallah bundan sonra da buna devam edecek. Tabaklara göre ağızda eriyiverir aklımız. Bu şekilde yapılırsa Bartın baklava.